Ad söylemiyorum. Adını söylememe lüzum yok. Huzurlarınızda. Baktım havaya. Bay Mustafa Çağır. Dam oyna mayna. Bay Mustafa Çağır. Canım hoş geldin. Ay o kadar mutluyum ki, buyurun efendim. O kadar mutluyum ki sanki ana kız program yapıyor gibiyiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Güzel. Yani gençim ya ben, genç kızım ya ben. Ay ay ay. Senin Feraye benden büyüktür, 20 yaş büyüktür. Ben onun yanında. Evet. Genç kız gibiyim. Ne haberin Zeynep? Elimi alayım mı? Elimi alayım bunu da. İyi, ha. Cevap veririm sana. Buyur, evet. Hoş geldiniz, çok mutlu oldum. Biliyorsunuz benim 4 senedir programım devam ediyor. Aradım, gelemem, Fransa'dayım. Aramam, gelemem, Avrupa'dayım, yalan. Ne zaman arasın? Diyarbakır'dayım, Elazığ'dayım, Gaziantep'teyim, Samsun'dayım. Yalan. Ha, yine yalanı. Ne yalanı? Bir yere Müzeyyen abla deyince gidiyor. Müzeyyen dersen bir yere gitmez. Abla dedin mi, evet. Eli hamurda da olsa siler... Ben koşar. Herkesin ablasıyım çünkü. Evet. Dünyanın ablasıyım. Yani öyle bir laf söylüyorsunuz ki Müzeyyen Hanım. Yani siz herkesin ablasınız da ben herkesin o dermişim. Hayır. Kız kardeşimsin. Ha. Biraz aile karışıyor o zaman. Olabilir. Tabii hepimizin ablasısınız. Ben daha yoktum dünyada. Siz Atatürk'le... Evet. Evet. 4 defa sofrasında bulundum. Sofrasında. 36-37 senesinde. Atatürk. Ama çok gençtim, çok çocuktum. Ay. Keşke biraz orta yaşta olsaydım da belki bir şeyler olurdu. Ya. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Ve şimdi o tarihin genç kızını düşün. Ay. 36'nın genç kızını düşün. Bir de şimdiki genç kızını düşün. Ay sus. Şimdikilerin çoğu aldırmış. Ha, onu bilmiyorum. Diktirmiş, oturmuş. Onu sen söylüyorsun, ben bilmiyorum. Ben dedim. Ay yani ben... duyuyorum. Duyuyorum. Ben... Bizim zamanımızda babasız çocuk yaptın mı o kadar girerdi. Öyle mi? Evet öyle. Ha ben bak. Evet. Geç kalmışım şimdi, ben burada. Şimdi çocuğum var diyor, babasını soranlar o size alakadar etmez diyor. Öyle mi diyor? Evet Müzey. Ama sen de aydan gelmiş gibi konuşuyorsun. Valla. Bu gazeteler de yazıyor. Ben bile kaç tane aldırdım. Yalan. Geçen gün nasıl sinirlendirdin beni? Hiç haberim yoktu bak. Nasıl sinirlendirdin? Telefon açıyor bana hava olsun diye. Huysuz ne vardır Müzeyyen abla? Hamileyim dedi. Ya. Ben sen misin hamile diye? Ben de regl oldum dedim. Bir sinirlendirdim. Mesele yok. Şimdi bu son çıkan kasetiniz ortalığı birbirine kattı. Evet. Bu iş Amerika'da yapılmıştır. Amerika'da böyle bir şey. Nat King Cole yapmış. Nat King Cole yapmıştı. Benim kız da bunu kafasına koymuş. Hı. Amerika'dayken. Eli ben bunu anneme yaptıracağım diye tutunmuş. Bu sene muvaffak oldu. Ama yani asları fazla çağırmamışlar. Ben o plakta olabilirdim, o kasette olabilirdim. O popçuları düşünmüş. Niçin popçuları? Sen popçu değilsin ki. Ben muyum? Ne demek? Ay estağfurullah. Estağfurullah da. Yani ama sen, yani bizim de Atatürk'ümüz var iyi kötü. Hanımefendi. Bir daha söyleyeyim de bir daha seni alsın. Bir long play daha yap. Bir tek benle. İnşallah. Ben dikkat ettim. O bir sürü güzel sanatçı, güzel sesli sanatçılar vardı. Fakat senin o Davudi oturmuş sesi. Evet tabii. Tabii. Ayrı bir havası vardı. Tabii. Bilhassa mı karıların sesini bozdunuz bilmiyorum. Bismillah. O Nilüfer niye cırtladı öyle o kadar?
Hepsi güzel kabul ediyor. Yok, hep yok. Çocuklarım şimdi benim, hepsi, hepsi çocuklarım. Şimdi tabii mecbursun, bedava geldikleri için de böyle diyeceğim. Aa, teessüf ederim. Ama yani Nilüfer çok bağırdı. Hiçbir zaman bağırmadı. İğne oluyormuş çünkü gibi. Çünkü ben, benim sesimden okudukları için... Okusunlar, pes geliyorlar. Kendilerine güveniyorlarsa senin sesinden okusunlar. Hepsi okudu. Çok konuşma vakitte. Sen de dönme sesi gibi okudun. Hadi oradan sen de. Çok konuşma. Şimdi efendim, eğer eski arkadaşımsa çok rahat konuşabiliyorum. Şimdi Zeynep abla, başından çok ilginç şeyler geçmiştir senin. Tabii çok bir var. Tanesini anlat bana ama en hoş olanını. O kadar çok ki hangisini anlatayım? Can o başından onları değil. Ya. O başından geçenleri değil. Ha. Yani bana ağırlıklı olan bir şey anlat. Nasıl anlatsa bilmiyorum. Gülelim, böyle bir şey, güzel bir şey anlat. Şey anlat, hani denize düştün ya kürkünle. Ya o 43 senesindeydi. 43 senesinde. Evet, çok eski. Kürkü kaça şimdi, almıştın? 10 lira taksiden almıştım. Kürk. Mandel'den. Mandel. Tabii. Tünele giderken. Mandel kürkçü Mandel. Vardı. Bilmem mi canım? Yola. Bizim hizmetçilerimiz oradan ay, kürk peki. Alırdık. 10 lira taksiden Röner mantı yaptım. Röner mantı. Evet, 43 senesinde. Yaka? Buraya kadar. Vizon? Röner, hepsi Röner. Röner. Röner, kürk cinsi mi? Ay, tilki. Ben herif cinsi zannediyorum. Röner mantı. Senin evet. Başına. Olsun Zeynep abla. Bana da bir şey çıkacak herhalde. Peki inşallah. Sen de ümidini kaybetmedin daha değil mi? Çıkabilir. Gönül yazar kaybetmedi. Sen niye kaybetmedin? Hala o evleneceğim. Ben daha düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum daha. Aa niye? Vallahi düşünmüyorum. Rahata çok alıştım. Aa onun ne rahatsızlığı var? Aa onu ben bilirim onun rahatsızlığını. Bilemeyeceğim. Ondan sonra? Yani sen çok kadar birine düştüysen bir şey diyemeyeceğim. Yok yok. Hepsi çok iyiydi. İyiydi. Ağzın neden yandı o zaman onu söyle. Neden? Sütten yandı. Sütten yandı. Ha, sen bir sorunu söylüyorsun. Hayır ama ben gidelim. Allah Allah dur. Seni 40 yılda lafı... bir buldum konuşturayım hadi. Röner mantonu giydim. Kesme lafımı. Ha. Ha tamam. Tuvalet var mı? Olur mu? Olmaz mı? Kuşlu, payetli böyle. Kuşlu. Tül. Tülünüzü kuşlar var. Kat tuvalet. Ve Çengelköy'ne konsere gidiyoruz. Başında ayağında bir şey var. Lame pabuç var. Başımda fötür şapka var. Fötür şapka. Ve sandalla geçiyoruz karşıya. Çengelköy'e. Konserimiz var. Beni şimdi Chris Kraft'la götürüyorlar. 5 dakika yapıp geri götürüyorlar. Ben sandalla. Sizi sandalla. Ben sandalla getirdim. Ay insanın ömrü geçer. Şerif var, İsmail Şen, hepsi rahmetli oldu. İsmail Şencalar falan filan. Tam girdik böyle şeye, kalktık ayağa. Sandal böyle, ben cüp denize girdim. Aa, kürkle. Kürk, tuvalet, şapka, encik boncuk, leme pabuç. Şimdi... Ben çok gülerim düşene ve kendime de çok gülerim. Basıyorum ayağımı, rıhtımdayım, elimi veremiyorum bir türlü. Kürk çekiyor aşağısı. Koca şey, kürk. Buraya kadar Röner mantı. Çıkarsana kürkü. Sen kıyamıyorsun kürkü. Öldürsün zaten. 10 lira taksit almışım, 10 lira taksit. Kurutup kullanacağım. batıyorsun. Basıyorum kolumu. Şimdi rahmetli kanuncu şey... İsmail Şencalar yatmış yere böyle benim elimi tutacak. Tutamıyor bir türlü. İniyorum çünkü ne kadar indim çıktım bilmiyorum. Birisi kolumu yakaladı çıktım dışarıya. Yerde bana dokunma dedim. Gülmem daha bitmedi çünkü güleceğim. Gülüyorum çünkü ben. O sular akıyor üstümden. O zaman 1507 araba vardı. 1507 numara. Plakası. Şimdi arabaya bindik. Sular içinde araba. Tabii annem var rahmetli. Anneme ses çıkarmamak için usulacık mutfakta şeyde kürkü çıkardık, attık balkona. Kurusun diye. Üst, anne kurusun, gitti çöpe. Mıncık oldu böyle kürk. Kürk kuruyunca dikilmez mi? Haydi, haydi, senin gibi dikilmedim. Ha. Ondan sonra... Uyduruk o zaman. Ha. O kürk şey, tuvalet mıncık oldu böyle, payetler yapıştı birbirine falan ha. Böyle. Onu da attık, anneme... belli etmemek için böyle bir şey başımdan geçti. Ne güzel. Ve sonra... Ve ben yeni daha Çengelköy'den iki sene oldu. Ben şimdi İzmir'de oturuyorum. Çengelköy'de bunu bilen bir berber var. Ha. Yaşlı bir berber. Dedim ki benim hadisemi biliyor musun? Çünkü o hadisede, o bahçede, yaz bahçesiydi. İncillerin böyle altında bir masa vardı. Bana böyle bir elledi. Kim? O oturan zat. Elledi ben nasılsa bir... Tokat. Atmışım.
bilmiyorum tabii. Meğersem Ordu'nun Paşa'nın bir oğluymuş orası, bilmiyorum. Ve demin Avcı Kulübü'ne gitmişim orada. Avcı Kulübü'nü de ellediler. Avcı'nın, hayır, kulübüne konsere gitmişim. Ben avcıydım o zamanları falan. Meğersem çıkarmazdım. Sonra babası geldi sonra. Babası mı elledi? Ellemedi seni. Aklım ellemedi. Allah seni ne yapsın? Ayol durup dururken niye bir kadını ellerler ki? Hayır. Geçer. Ben bu kadar işe gidiyorum. Ben de, elliye melan tabii yok. Genç kız, ben çılgın deli. Etmişim herife. Ne yaptım sen? İyi yaptın. Onun için bugüne kadar kız kaldın. Evet. Kız kurumsu. Evet. Hayır, bu bugüne kadar muskide kaldım. Ay be! 60. Sevim olan o. Senelerce tabii ki senelerce 66 sene bir oldu. Sürü hayran kazanıp hala evet. Çok güzel olayı götürebiliyorsan evet. Hakikaten ne mutlu evet, sana. Teşekkür ederim. Şimdi istiyorsan oturduğun yerde, istiyorsan ayakta. Söylerim tabii. Nasıl istiyorsanız söyle. Güzel bir Alaturka bir şarkı dinlemek istiyorum. Hüseyin Hanım'dan buyurun efendim. İnsana nasıl ne güzel. Evet. Bir ihtimal daha var. O da sevmek. Ölmek. Hayır. Biner. Sevmek mi? Bir ihtimal daha var. O da sevmek biner. Vuslatın başka
edersin. Ah, sen bir ömre bedelsin. Bitti. Bir de canının istediği yerde bitti der. Biliyorsunuz bunun meyanı var. Sen işaret ettin bana. Sükût, sükût etme nazlı yar benim mecnun edersin, beni mecnun edersin. Hakikaten sizsiniz. Bandım gelmiyor. Ve Allah'ın ne kadar sevgili kulusunuz. Sevgili kulusunuz. En genç yaşınızdan bu yaşınıza kadar aynı sevgiyle, hatta büyüyen sevgiyle. 13 yaşımda sahneye, cemiyete gittim. 15'te sahneye çıktım. Ben 13 yaşında... 19'luyum. Ben 13 yaşında oldum. Gel Hüseyin abla, oturalım biraz. Efendim, Müzeyyen Hanım'a çiçek gelmiştir. Dünya kadar çiçek gelmiştir. Fazla çiçek sevgisi vardır ama başka bir özelliği vardır. Onun bir kutusu vardır. O kutusunun içine böyle bir şeyler atar. Sonra arada çıkar, onlara bakar. O da altındır. Efendim, müsaade ederseniz size nazar değmesin diye. Teşekkür ederim. Huysuz Virgin Show'dan ufacık bir armağan. Lütfen bunu kabul ediniz. Teşekkür ederim, sağ ol. Kocası olmadığı için sabaha kadar bunu sever yatıp. Şimdi efendim siz elma kırmakla büyük şöhret yaptınız. Öyleydi. Evet. Lütfen rica edeceğim. Önde bir şey görüyorum elmayı. Bu elmayı. Yani bakın, öyle bir şey yok yani. Görüntüm. Bir dakika, bakayım. Yok bir şey elmada. Bir zamanla öyleydi. Ay. Allah Allah. Efendim, acıyor değil mi insanın elleri? Ben de 80'ten çık. Beyefendi, size vermek istiyorum. Ay. Beni sevdin değil mi? Canım. Şimdi Hüseyin abla, elmayı kırdın. Senelerdir elma kırıyorsun ama herhalde elma kırmakta artık meşhur oldun. Evet. Ama artık seneler geçti. Bu yeteneğiniz büyümüştür. Yani. Şimdi size bir şey vereceğim, onu da kırmanızı istiyorum. Dinledim. Bir dakika. Hayırdır şöyle. İşte onu kıramam. Oğlum olsun. Şimdi senden bir oyun oynayacağız. Yakalamışken seni kolay kolay bırakmam. Peki, oynayalım. Şimdi bir sanatçı tutuyorum. Peki. Sanatçının kim olduğunu sana söylemiyorum. Ha. Ancak hangi masayla oynuyoruz? Şu ve o masayla. O masayla. Bu masa ve o masayla oynuyoruz. Şimdi soruyorsun, nesi var diyorsun. Seyirci size bir vasfını söylüyor sanatçının. Bir vasfını söyleyecek. Peki. O vasfından ne olduğunu anlamaya çalışacaksın. İki masada... Gideyim. Ya gideceksin. Bittiği zaman eğer... Kim olduğunu anlamazsan ceza vereceğiz. Peki. En hafif cezamız soyunmaktır. Soyunurum. Ne var yani bunda? Allah Allah. Korkacak bir tarafım yok. Buradan başlıyorsunuz sormaya, nesi var diye. Buradan. İnme, gel çocuğum. Hayır. Sinirlenme, gel. Kızarsa bırakır vallahi. Ödüm kopuyor. 5:30'da geldi. 5:30'dan beri anlamadım. Beyefendi, hanımefendi. Hanımdan başla. Nesi var canım? Efendim, hadiseli kulakları var. Hadiseli kulakları var. Kim bu? Bilmem. Perihan Altındağ olur mu? Olmaz. Onun kulağıyla hiç soru yok. Yok.
Sor öbürünü bak. Nesi varmış canım? Kloş dudakları var. Kloş dudaklar. Seni mi tuttular dersin? Ya. Hayır. Senin kloş dudaklar. Sen kabul etmezsin tabii kloş dudak. Kim olur? Kim olabilir? Yüksel Uzel olur mu? Saime Sinan olur. Saime Sinan. O toplattı. O toplattı. Ha, o zaman Yüksel Uzel olabilir. Yüksel. Sor. Senin nesin var? Bana soruyorsun nesi var? Battaniye markası soyadı var. Aa, hayırdır şöyle. Yani galiba beni söylüyorsun. Değil. Sener battaniyeleri var mı? Yok. Yok. Sener donları var. Olabilir. Beyefendiye sor. Nesi var? Siz yok musunuz? Yok. Sen benden başka kadınla konuşmaz. Nesi var kızım? Yetiştirmeleri var. Yetiştirmeleri var. Yetiştirmeleri var. Kime yok mu? Bana benziyor vallahi billahi. Sen kime yetiştirdin ki? Zekiyle de şey işte. Ha doğru doğru. Falan. Sus. Değil. Allah rahmet eylesin. O da ben değilim. Nesi var canım? Müstehcen şarkıları var. Pardon. Müstehcen şarkıları kim? Kim acaba? Kim? Sevim Çağlar olmasın? Ha o değil. 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 Nesi var canım? Ayakta mı, oturuyor mu belli olmayan bir hali var. Hayırdır inşallah. Biliyor akart. Motosikleti biniyor galiba. Bilmiyorum ben neye bindiğini. Kim neye biniyor ben beni ilgilendirmiyor. Motosikleti şey. Bediye akartık olmaz mı? Bediye gibi geliyor bana. Değil Bediye. Her sefer bütün sanatçıları söyledin kalmadı. Ne yapayım? Bana sordum. Bilemedim ki. Sordum. Nesi var kendinden, canım? Nesi var? Bak canım. Bütün kocaları triplex, kendisi redişose. Öyle mi? Evet. Böyle bir karı düşün. Değil mi? Kim? Bildim. Kim? Bildim. Söyle. Sezen Aksu. Sezen Aksu. Bildim. Çocuklarımdan bir tanesi. Hay Allah seni arsın. Ama bak bravo. Bir tek benim lafımdan anladın. Herhalde. Bilmesen soyunacaktın. Ne soyunurdun abi? Şu ellerin hala değiyor mu yere? Değiyor. Bakayım. Çocuklar. Kafanı tutayım. Kafanı tut. Dur ben tutarım kafanı. Bak Allah aşkına. Öbürü. Allah ama işte bu sportif vücut, bu spor Müzeyyen ablaya can veriyor, yaşatıyor. Ya ne güzel. Ben kızım hiç sekste bacağımı bile kaldıramıyorum. Senin aklın tamammış. Ay neden Müzeyyen abla? Vallahi bilmiyorum. Belki çoktandır yapmadım ondan da. Çocuktan eğlenceyi ah severim ben raksetmeyi. Küçücükten eğlenceyi ah severim ben raksetmeyi. Ah bana derler fındık kurdu, çok aşıklar havu yurdu. Ah bana derler fındık kurdu, çok aşıklar havu yurdu. Kısa aklım yoktur, benim bilmeye yeri yoktur. Boyum kısa aklım yoktur, ah benim bilmediğim yoktur. Bana derler fındık kurdu, çok aşıklar hapı yuttu. Ah bana derler fındık kurdu, çok aşıklar hapı yuttu. Ah bana derler çok aşıklar hapı yuttu. Ah bana derler fındık kurdu, çok aşıklar hapı yuttu. Müzeyyen ablamla size Allah'a ısmarladık demek benim için büyük bir şeref. Haftaya tekrar görüşüyoruz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok uzun seneler sizi beraber görmek istiyoruz. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.